Yıllardır kendime iş arıyorken ve sonunda yapacak bir iş buldum ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü ben böyle işleri çok seviyorum, düzenlemeyi falan. Ve bayağıdır da erzak dolabımı düzeltmiyordum. Gördüğünüz gibi burada yarım olan erzaklarım var. Bunlar benim hani her zaman kullandığım, elimin altında olmasını istediğim şeyler. Yani her şeyden biraz biraz koyuyorum. Diğer kalan büyükleri boş odam var, orada muhafaza ediyorum. Dedim şimdi bunları hazır hem tekrardan kavanozlarını yıkayayım ister istemez, çünkü elimize alırken leke oluyor. Yani ne kadar düzeltmeye çalışsam da gene de oluyor. Çayım bitti. Onları falan ilave etmem lazım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Burada böyle bir mikrodalga bölümü var. Hem mikrodalgamı da temizlemiş olurum. Şimdi birlikte bunu düzenleyelim. Bunları temizleyelim istedim. Hem de sizin için fikir olmuş olur. Evet, ben masamın üzerine güzelce bir örtü serdim. Kırıntılar illaki dökülecektir, buna dökülsün diye. Şimdi tüm kavanozları buraya getireceğim. Kaselere boşaltıp yıkayacağım. Sonra tekrar birlikte doldurun. İşlem tamamdır. Büyük kavanozlarım da var. Onları sonra halledeceğim. Şimdi ben bunları bir kaselere boşaltayım. Makinemi doldurup yıkayayım. Sonra görüşürüz. Dolabı boşalttım gördüğünüz gibi. Şimdi güzelce bir su hazırlayıp orayı sileceğim. Şöyle göstereyim. Alta doğru 4 tane rafı var. Ortada da mikrodalga yeri var. Ben bu alt kısma, şu üst tarafa mutfak havlularımı, sofra altlarımı, streç film, buzdolabı poşeti, o tarz şeyleri koyuyordum. Bu en alt kısım ise biraz daha abur cubur bölümümüz. Şurada yarım paketler var. Burada da aynı şekilde yarım ve bütün paketler var. Burası için bir planım var. Onu sizinle birlikte yapalım istedim. Şimdi ben bu kısmı da boşaltayım. Devam edelim. Evet, her şeyi böyle kaselere doldurdum. Çok güzel görünmüyor mu? Rengarenk ya. Çok hoşuma gidiyor böyle görüntüler. Burada da diğer odadan devamlarını getirdim. Şurada abur cuburlar var, kuru yemişler falan. Onlar da kavanozlayacağım. Normalde kutulara koyuyordum. Burada da şunları ben yıkadım, kuruladım. Diğer odada büyük şeyler de olduğu için taşıyamayacağımdan orada doldurup getirdim. Evet, böyle. Şimdi kavanozlarım yıkandı, kurulandı. Sırayla bunları yerleştirelim birlikte. Erzakları getirdim. Kavanozlar, kapaklar tamamdır. Şimdi sadece yerleştirmek kaldı. Ben böyle yarım kiloluk cam kavanozlar kullanıyorum. Büyük büyük erzak kapları almak istemedim. Çünkü ev kendimin olmadığı için, yani kullanım alanım dar olduğundan dolayı onları sığdıramayacağımı düşündüm. Ve bunlar çok sağlıklı, hem plastiklerden daha iyi olduğunu düşündüm. Görsel açısından da tüm kapakları eşit yaptığım zaman zaten içerisinde ne olduğunu görebiliyorum. O yüzden de etikettir, o tarz şeyler de kullanmak istemedim. Sadece kapaklarını aynı yaptım. Ve yarım kiloluk kavanozlar bize yetiyor. Zaten iki kişi olduğumuz için az ölçü yapıyorum. Yani sürekli bitmeye yakın veya böyle bittikçe falan da ilave ediyorum. Misafir geleceği zaman falan da benim için kolaylık oluyor.
minikler. Bu yüzden bunların kapakları aynı olamıyor maalesef, satılmıyor. Ama bunlara da bir çözüm bulacağım. Çünkü yarım kilolukların daha minik kavanozları var. Onlardan almayı düşünüyorum. Aslında bunları yapmadan önce alacaktım. Malum durumdan dolayı alamadım. Şimdilik bunlara kaldırayım ben bunu. Şimdi de havluların, kurulama bezlerinin olduğu alt kısma geçelim. Ben bunun için böyle düzenleyiciler vardı. Aslında buzdolabımda kullanıyordum ama oraya başka bir fikrim var. O yüzden bunları böyle değerlendirmek istedim. İlk defa yapacağım, inşallah güzel olur. Ölçtüm, yani ölçüleri tam oluyor oraya. Oraya için daha uygun olacağını düşünüyorum. İlk önce bir tanesine böyle streç, buzdolabı poşeti, fırın poşeti, yağlı kağıt, onların olduğu bir şey yapmak istiyorum. Çünkü bunlar da sürekli işime yarıyor. Böyle elime attığım zaman kolaylıkla alabileyim istiyorum. Böyle dursun bu. Şimdi buna kurulama bezlerimi koyacağım ve ayrıyetten de daha kullanmadığım, hiç kullanmadığım temizlik bezlerini koyacağım. Ben biraz böyle katladım. Siz de artık yaparsanız eğer kendi katınızı oluşturabilirsiniz. Ölçülerine göre birazcık katlamaya dikkat ettim. Arkaya daha az kullandıklarımı, öne doğru da daha çok kullandıklarımı koymak istiyorum. Bir kısmı yıkamadan onlar da geldiği zaman böyle bastırdığımda sığacağını düşünüyorum. Kullandıklarım yıkamada olanlar var. Malum kavanozları kurulamaktan bayağı bir kullandım. Bu da hazır. Böyle oldu. Bence güzel oldu. Kullanışta elime attığım zaman alabilirim. Diğerine de havluları koyacağım. Benim normalde mutfak havlularım yatak odamdaki çekmecedeydi. Çünkü bazıları biliyorsunuz çeyizlik olduğu için iğne oyalı, süslü püslü falan çok kullanmıyorum onları. Genelde misafir geldiği zaman falan asıyorum. O yüzden onları buraya getirip de mahvetmek istemedim. Onlar yine yerinde kalsınlar istedim. Sadece böyle çok her zaman sürekli kullandıklarımı koymak istedim. Onun için de aynı şekilde katladım bunları. Mutfak havlusu alırken bence renkli almaya dikkat edin. Çok kullanışlı oluyor. Beyazda yani ilk hemen bir günde kirletebiliyorsunuz ama böyle renkliler olduğu zaman çok rahat oluyor. Pek kirlenmiyor. Bir tanesini de isterseniz nasıl katladığımı göstereyim. Mutfak havlularının ebatları genelde standart oluyor çünkü. Ben genelde çekmeceme de böyle düzen katlıyordum. Normal böyle ilk havluyu 3'e katlamış gibi yapıyorum ortadan. Sonra böyle. Şimdi ben normalde çekmecemi böyle koyuyordum. Tepeden direkt alabiliyordum ama buna olmayacağı için bunu da 3'e katladım. Öyle daha rahat oldu çünkü. Böyle. Bunu da yıkama dolanlar var. Bu biraz zorlar ama sığar herhalde. Olmadı. Yatak odamdaki çekmecemi de kullanmaya devam ederim. Bu da böyle oldu. Kullanışlı olur inşallah. Devamı gelir bunların. Böyle bunları da şimdi dolabımıza yerleştirelim. Dolabı güzelce sildim. Bunları önceden hazırladığım için koydum. Şimdi sıra kavanozları yerleştirmekte. En kolay iş. Dolabım sonunda bitti. Dolabımın bitmiş halini size göstereyim.
Dediğim gibi burada baharatlıklarım var, fazla olanlar. Ocağın yanında baharatlığım var ama biliyorsunuz şimdiki baharat takımları genelde 6'lı veya 8'li oluyor. O yüzden bunlar fazla olanlar, yani diğer fazla çeşitler. Böyle çayımı, şekerimi koydum. Burada menengeç kahve, arkasında dibek kahvesi var. Alt kısma gelecek olursak biraz daha yemeklik erzaklar. Böyle. Yani dediğim gibi bu kapakların hepsi aynı olduğu zaman daha güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Yani gözü yormuyor, daha rahat oluyor. Böyle. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bunlar aslında bir ayran şişesi, biliyorsunuzdur belki. Ben bu ayran şişeleri hani cam olduğu için bazen su için kullanıyorum ama böyle çok fazla tüketilen, yani kuru bakliyatları bunlara koymayı tercih ettim. Aslında şöyle bir niyetim de var. Bunların hepsini bundan yapmak. Bakalım ilerleyen günlerde. Böyle mikrodalgam var. En alt kısma gelecek olursak biraz önce sizinle birlikte hazırladığımız çok güzel oldu. Böyle tam 3 tane sığdı. Bu kısma da sofra altlarımı, günlük masa örtümü falan koydum. En altta en can alıcı yer, abur cuburlarımızın, kuru yemişlerimizin olduğu yer oldu. Böyle ben gördüğünüz gibi makarnaları kavanoza koymadım. O yüzden makarna paketlerim var böyle. Burada da abur cuburlar var. İstediğimizi elimizin altında olsun istedim. Yarım paketleri de dediğim gibi kapalı kutulara koydum.